Bir köklerini bulalım arkadaşlar x eksi 4 çarpı x eksi 8 köklerden biri gördüğünüz gibi 8 büyük olan küçük olan da 4 sonra buraya geldiğimiz zaman x eksi 3 parantezini alıyorum x kare eksi 6 x artı 8 bölü x eksi 2 o zaman arkadaşlar bakın x eksi 3 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 2 bölü x eksi 2 x eksi 2'ler gitti büyük kök hangisiymiş? M. O zaman bu 4. Bu da 3. Şimdi e, çizgi neyi anlatıyormuş bize? Aralarında asal varsa üst. L olarak böyle yaz. Aralarında asal değillerse çarp. 8 ve 4 aralarında asal değil. Çarp. Bunlar aralarında asal. 4 üzeri 3 de 32 bölü 64'ten B şıkkı geldi. 1 bölü 2. Bu da arkadaşlar dereceyle üstün toplamı 4, 5 olacak diyor. Örnek x üzeri 4 çarpı 1 ya da x üzeri 3 çarpı 2 bakın. Ve burada en büyük e, kalını elde etmek istiyorum. Yani p2'nin en büyük değerini bulmak istiyorum. O zaman 3 terimli x üzeri 4 çarpı 1 artı x küp çarpı 2 artı 3 çarpı x kare. Buradan bakın x üzeri 4 16. x küp 8 çarpı 2'den 16. Sonra 4 çarpı 3'ten 12, 44 oldu arkadaşlar D şıkkı. Bir mutlak değer kendisinden büyükse bu sayı negatiftir. B de sıfırdan farklı olduğu için mutlak değerine eksili olarak eşit olduğu için B de arkadaşlar eksi. Bu eksi bu eksi C de o zaman artı olacak. Şimdi köklerden bir tanesi B bölü A Diğer arkadaşlar gördüğünüz gibi x'i yalnız bıraktığımız zaman a bölü c. Eksi bölü artıdan bu eksi. b bölü a eksi bölü eksiden bu artı. Şimdi tablo yaptığımız zaman ilk kökümüz a bölü c. Soldan sağa büyükten küçüğe yazarız. b bölü a. a'nın işareti eksi. c'nin işareti artı olduğu için eksi bölü artıdan eksiyle başlayacak. Artı eksi. Böylece... A bölü C paydayı sıfır yaptığı için açık aralık. B bölü A arkadaşlar kapalı aralık B şıkkı. B tepe noktası eksi B bölü 2A biliyorsunuz. Bu yüzden eksi 3 gelecek birincinin tepe noktası. Ordinatta yerine yazdığımız zaman eksi e, buradan 9 eksi 18 artı 1'den eksi 8 geldi. Eksi 3'ü e, eksi 8 noktasının x eksenine göre simetriyi hemen kenarda göstereyim. Bir noktanın x eksenine göre simetriği, apsis değişmez ordinat işaret değiştirir. Unuttuğunuz zaman siz de böyle çizebilirsiniz. Birisi A noktası, birisi C noktası. Sonra ikincinin tepe noktası eksi B bölü 2A'dan 2 A'dan 2. K'yı bulursak arkadaşlar buradan e, 4 eksi 8 artı 1'den eksi 3 oldu. O zaman B noktası da 2'ye eksi 3 olduğu için simetriyi x eksenine göre 2'ye 3 olur. Şimdi analitik düzlemde bakarsak arkadaşlar Şöyle 2'ye 3 noktası ve 2 eksi 3 noktası. Sonra şöyle bir e, eksi 3'e 8 noktası ve yine eksi 3'e eksi 8 noktası. Burası da e, B olacak. Burası da D şey. şurası D olacak. Burası da B olacak. Böyle bir dörtgen ve bu dörtgen arkadaşlar BD ile CA y eksenine paralel olduğu için nereden anlıyorum paralel Apsisleri aynı. Bu yüzden bu bir yamuktur. Yamuğun alt tabanı C ile A arasındaki uzaklık 8 eksi 8'den 16. Burası da B ile arasındaki uzaklık 3 eksi eksi 3'den 6. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yüksekliğe gelelim. Burada arkadaşlar bunların x eksenine uzaklığı apsisi eksi 3 olduğu için 3 birim. Bunların x eksenine uzaklığı apsisi 2 olduğu için 5 birim. Yükseklikte 5'miş. Böylece 55 birim kare oldu. D şıkkı. Önce bir bilmemiz lazım. Mutlak eksi z, mutlak z'ye eşittir. Çünkü mutlakların ayrı ayrı çarpımı şeklinde yazılırsa bakın mutlak eksi 1 bir zaten 1'dir. Böyle olur. Mutlak değeri çok iyi bilin arkadaşlar. Çünkü hem tyt'de hem AYT'de de karşımıza geliyor. Ve gerçekten böyle yorum artı bilgi soruyorlar. Dolayısıyla şunu sildim. Bu da bir kuraldır. Ayrı ayrı mutlakların toplamı, toplamı mutlağına eşitse bunlar aynı işaretli olmalı. Yani y artı iken z artı ya da y eksi iken z eksi olmalı. Ben bunu şöyle düşünüyorum zaten. İşaretlerinden bağımsız. iki tane sayıyı topladığınız zaman bakın artar. Şöyle eksi 2 eksi 3 fark etmez. Bakın artar bunların mutlak değeri. Eğer zıt işaretli olurlarsa birisi diğerinden yediği için örnek 5 ve eksi 3 olsun. Bakın toplamları aslında farka dönüşüyor. 2 geliyor. Böyle yaparsam da ayrı ayrı mutlakların alırsam da o zaman zaten 8 oluyor. Bu şekilde yani ben bir nevi güç toplamak gibi düşünüyorum. İkisi de zıt işaretliyse birbirinden yer, azalır. İkisi aynı işaretliyse birbirinden güç alır, büyür. Böylece burada arkadaşlar işaretlerin aynı olduğunu anladım. Şimdi x ve y'ye geliyorum. İşte burada gördüğünüz gibi azalma var. O zaman x pozitif olduğu için y negatif olacak. Demek ki o zaman y negatifse z de arkadaşlar negatif olacak. Burada kendi vermiş çünkü x'i. Artık geliyorum birinci öncüle. Birinci öncülde arkadaşlar x artı y bir kere zaten x'in değerini azaltıyor. Neden? Şuna dikkat edin lütfen. Bir mutlak değer asla negatif olamaz ya. O zaman bunlar sıfırdan farklıysa mutlak x mutlak y'den büyüktür. Böylece arkadaşlar mutlak x mutlak y'den büyükse birisini 5 birisini eksi 3 gibi düşünün. Haliyle pay paydadan büyük oluyor. Bu kesinlikle birden büyük o yüzden gitti. Sonra buraya geldiğimiz zaman güç toplamak gibi işte aynı işaretlilerde sayıları toplarsak gücü büyür. Yani mutlağı büyür. Böylece işaretleri de aynı olduğundan örnek vereyim size. Birisi eksi 3, birisi eksi 4 olsa mecburen bakın payda daha büyük oluyor. O yüzden birden kesinlikle küçük olur. Ancak arkadaşlar x'in mutlağıyla z'nin mutlağı arasında bir bilgi yok soruda ya da öyle bir yorum çıkaramadık. O yüzden şöyle z mesela eksi 5 x 6 olsa ya da z eksi 5 z x 4 gibi olsa arkadaşlar burada durum değişiyor. O yüzden 3 soru işareti cevabımız yalnız b. Her dakika x litre artıyormuş. O zaman şöyle diyelim. Dakikada x litre artıyorsa arkadaşlar t dakikada tx kadar artar. Bir de başlangıçta a kadar var. O zaman bu fonksiyonun işte size denklemi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu t'ye bağlı olduğu için düzeltiyorum. ft eşittir xt artı a oldu. Her dakika x kadar artıyor. t dakikada xt kadar artar. Başlangıçta sıfır değil a litre var. O zaman bunu buraya atmalıyız. f2 eşittir 30 olur. İkinci dakikada yani 2 x artı a 30'muş. F bileşke F2 ne demektir? F, F2 demektir. F2 de 30 olduğu için F30 170 oldu. Böylece 30 dediğimiz 30. dakika yani 30x arkadaşlar. Başlangıçta zaten A var. Buradan da 170 oldu. Taraf tarafa çıkardığımda 28x eşittir. 140'tan x5 geldi. x5 ise yerine yazdığımda A da 20 oldu. Demek ki denklemimiz ft eşittir. 5T artı 20 imiş. Böylece F 5 eşittir. 25 artı 20'den 45 oldu. C şıkkı. Takip edelim o zaman. Azra, Banu ve Can. 14, 18, 28. Şimdi ilk adımımız ne hepsinde? Ee, bir tane kilit seçtikten sonra ikinci adımda yazan sayının yarısının 5 eksiği. 2'ye böl 7, 5 eksiğini al 2. 2'ye böl 9, 5 eksiğini al 4. Yine 2'ye böl 14, 5 eksiğini al 9. Bakın bunda ilk asal sayı yakaladık. O zaman ilk birinci sırada azra var. Sonra 2, 3 diyelim. Şimdi bunlarda asal sayı yakalayamadık. Diyor ki bulduğunuz sonuç asal sayı değilse dördüncü adıma geçiniz. Dördüncü adıma geçtik. Şimdi çift ise evet çift. Ne demiş? Yarısının bir fazlasını alınız. Yarısını aldığım zaman 4 bölü 2, 2 1 eklediğim zaman 3. Bakın artık Banu da ikinci durumda yakaladı. Asalı. Dolayısıyla bu da ikinci sırada. Zaten mecburen Can'a da 4. 3. sıra kaldı. A, B, C. D şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada U'ya bağladığı için önce şunu söyleyeceğim ama. Dik V'lerde alfa, beta, alfa, beta eşitliğini lütfen görün. Böylece açılar eşit olduğu için 90'ların karşısı aynı olduğu için C, E, O, B eşit olur. A, O, B, e eşit olur. Zaten benzerlik bizim için gerçekten önemli. Her yerde bakın karşımıza geliyor. Nerede olacağı belli değil. Şimdi U-2'ye bağlamış ya. Ne gördüğümüz yere biz bence U-2 yazalım. U'ya bağlayacağız soruyu çünkü. 3 U-2 artı 2 yazalım. Virgül U-2. İşte apsis ve ordinat. 3 U-4 u eksi 2. Ordinat u eksi 2 olduğuna göre alfanın karşısı yine u eksi 2 olur. Buraya 2 u eksi 2 kalır. O zaman yine beta'nın karşısı da 2 u eksi 2 olur. Şimdi alan arkadaşlar bir tane üçgenin alanı u eksi 2 çarpı 2 u eksi 2 bölü 2. Ama bu alanların toplamı denmiş. Ve bu 480'den küçükmüş. Her iki tarafı 2'ye bölersem u eksi 2 çarpı u eksi 1 240'dan küçük olur. Şimdi verebileceğim bir kere en küçük değer arkadaşlar 3 olmalı. Çünkü A0 diye bir terim yoktur dizilerde. O zaman U en az 3. Sonra en çok kaç verebiliriz? 240'ın 16 çarpı 15 olduğunu hatırlıyorum. En fazla. O zaman 16 çarpı 15. Yani ben U'ya kaç vermeliyim en fazla? 17 verirsem ne oluyor? 15 çarpı 14 oluyor şey 17 verirsem pardon 16 çarpı 15 oluyor olmuyor. Ha. U'ya 17 verdiğimde bakın direkt eşit geldi. O zaman bir eksiğini vermeliyim. U'ya 16 verirsem bakın 14 çarpı 15 evet 240'tan küçük. O zaman son vereceğim sayı U 16'ymiş 16 ve 3 dahil toplam 14 sayı var D şıkkı. Fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı, bölümü yapıldığı zaman arkadaşlar bunların tanım kümelerinin kesişimi alınır. Örnek veriyorum F4-6'dan işte bilmem neye gidiyor. G de arkadaşlar 2-7'den nokta noktaya gidiyor. İşte bunların kesişimini alırız. 4-6 gelir tamam mı? Bu şekilde. O yüzden burada da F artı G ile M, F eksi G aynı çıkmalı. Neden? F ve G'nin kesişimi alındı. Ondan sonra birinde 2M eksi 1 geldi. Yine fark fonksiyonu hiç fark etmez. İster çarpım, ister toplam, ister fark. Hepsinin değer kü tanım kümesi aynıdır arkadaşlar. Bu yüzden bunlar eşit demek istiyor size. M buradan eksi 1 olacak. M eksi 1 ise tabii ki doğal olarak arkadaşlar tanım kümesinin ikinci elemanı olan bunlar da birbirine eşit olacak. Eksi 1 artı n eşittir? Eksi 1 artı 2. Neydi arkadaşlar? 2 geldi. Şimdi Fm artı ne? Eksi 1 artı 2'den F1. Gm eksi ne? Eksi 3. F1'i nasıl bulacağım? Yerine yazacağım. F artı G1 kaça eşit arkadaşlar? 2. F hatta F artı G ne demektir aslında? F1 artı G1 demektir. F1 eksi G1 neye eşitmiş? 12. Bunları çıkardığımız zaman, e, to topladığımız zaman pardon... 2f1 eşittir 14 oluyor. F1 de 7 geliyor. Şimdi aynı yorumu eksi 3'te de yapacağım diyeceğim ki f eksi 3 artı g eksi 3 eşittir 9 çarpı 2'den 18. Sonra f eksi 3 eksi g eksi 3'te eksi 3 çarpı 12'den eksi 36 olacak. Taraf tarafa çıkarırsam 2g eksi 3 eşittir 54. G-3 27 geldi arkadaşlar. Zaten bunların toplamı sorulmuş bize. Cevabımız 27, 7 daha 34. E ve B ve R'ye bakalım arkadaşlar. Bakın R sadece birinde var görüyor musunuz? O zaman birinin x artı 1 ile bölündüğü diğerinin bölünmediği hangi durumda olur? R'nin x artı 1'e bölündüğünü biliyorsak diğerleri zaten r çarpanına sahip olmadığına göre otomatik olarak x artı 1'e de bölünmemiş olacaklar. Şimdi neden böyle diyorum? Birinci dereceden polinom oldukları için her birinin sadece bir kökü var o yüzden. ikinci dereceden, üçüncü dereceden, dördüncü dereceden olsaydı şunu diyebilirdiniz. Ama hocam bu x artı 1'e bölünüyorsa belki diğerleri de ortak çarpanı vardır. Burada öyle bir şans yok. Tek, kök, tek katlı kökleri olduğu için. Şimdi 3'ünün x eksi 6 ile tam bölündüğü birinin x eksi 6 ile bölünmediği biliniyormuş. 3'ünün de ortak olduğu hangisi var bakın. P burada P burada P. Demek ki Px de arkadaşlar x eksi 6 ile tam bölünüyormuş. Sonra ikisi bakın. iki tane ortaklı olan hangisi var? B ve B kare x. Bakın ikisinde B'ler var diğer ikisinde yok. O zaman Bx de x eksi 2'ye tam bölünüyormuş. Olay işte arkadaşlar bu. Şimdi bundan sonra ne demiş? Px eksi 1, Rx ve Bx artı 1 polinomunun x ile bölümünden kalan kaçtır? Bu polinomlar arkadaşlar birinci derecedense Px'in baş kat sayısı 1'miş. O zaman Px direkt x eksi 6. Sonra arkadaşlar Rx'in kat sayısı 2 olduğuna göre bu da 2 çarpı x artı 1. Sonra Bx arkadaşlar kat sayısı 3 olduğu için bu da 3 parantezinde x eksi 2. İşte size polinom birinci dereceden. Artık x ile bölümünden kalan demek burayı sıfır eşitlersek x gördüğün yere sıfır yaz demek. P-1 çarpı R0 artı B1 soruluyor. P-1'i hemen bulalım. Ne gelecek? Eksi 7 gelecek. Sonra x yerine R'yi sıfır yapmak için sıfır yazarsam 2 çarpı 1'den 2 oldu arkadaşlar. Bx'i de B1 yapacağım. 3 çarpı eksi 1'den eksi 3 oldu. Buna göre P eksi 1'e eksi 7 buldum. R 0ı 2 buldum. Bu da eksi 3 geldi. Toplamları eksi 17. B şıkkı. Bu da iyi bir soru. Burada hiç kısa yoldan yapacağım falan diye kendinizi kasmayın. Normal direkt deltalı kökü bulun. Delta neye eşit arkadaşlar birinci de? 64 eksi 12'den 52. O zaman bir tane kök eksi B. Hatırlıyor musunuz? Formül çok önemli burada lazım olabilir. Ki burada lazım oldu mesela. Eksi b artı kök delta bölü 2a. Eksi b eksi kök delta bölü 2a. Bu yüzden arkadaşlar olayı halledelim hemen. 8 artı 2 kök 13 değil mi? Kök 52 bölü 2. Buradan da bir tane kök. 4 artı kök 13 geldi. O zaman diğeri bunun eşleniği olacak. 4 eksi kök 13 gelecek. Delta'nın önündeki işaret değiştiği için. O zaman küçük olan kökü al diyor. X1 4 eksi kök 13. Sonra diğerinde de aynı yorumu yapalım. Deltası 100 eksi 48'den 52 geldi. İkincinin deltası. Buradan da o zaman eksi b yani artı 10 artı 2 kök 13 bölü 2. Yani bu da 5 artı kök 13 yapar. O zaman diğer kökte 5 eksi kök 13 yapar. Bunun da büyük olanını al diyor. x4 de bu. Topladığınız zaman kök 13'ler gitti. 4 artı 5'ten 9 oldu. D şıkkı. Arkadaşlar bir kere hemen ilk noktamız şu. Parabol, bir tane parabol orijinden geçiyor. Mavi ip bakın. O yüzden hemen sıfıra sıfırı sağlar. Bu yüzden de arkadaşlar A2 gelir. Aman ona dikkat edelim. Orijinden geçtiği için sabit sayı olmaz tamam mı? Onu sildim. Ya da direkt yerine yazacaksın sıfıra sıfırı. Yine A'nın 2 olduğunu göreceksin. Buna göre bu parabol 3Y eşittir. Eksi X kare artı 8X parabol oldu. Şimdi arkadaşlar, bu e, uzunluklar eşit olacağına göre şuraya k dersem, buraya da k demeliyim. Bunun bir avantajı ne biliyor musunuz? Kırmızı parabol üzerindeki noktanın apsis ve ordinatını bulduk. Bakın, bunun apsisi k uzunluktan dolayı yine ordinatı k. Semen sağlatalım yerine yazalım. 6k eşittir eksi k kare artı 6k artı 16. Bunlar gitti k kare eşittir 16, k negatif olamayacağına göre sağ tarafta çünkü k 4 oldu. Güzel. O zaman arkadaşlar 4'e 4 noktasıymış. Peki bunun bana katkısı ne? Hemen şurayı bir sileyim bakın. Diğer mavi parabolün de ordinatı arkadaşlar 4. Ama burayı bilmiyorum. Oraya da m diyelim şimdi. Hemen yerine yazıyorum. Ordinatı 4, 3 çarpı 4 eşittir. Eksi m kare artı. 8M absis M olduğu için. Buradan da M kare e, eksi 8M artı 12 eşittir 0. M eksi 6 M eksi 2 eşittir 0'dan M 6 olmalı. Neden? Çünkü zaten uzunluk burada 4 olduğuna göre biraz daha artacak ki böylece M uzunluğunu bulalım. Haliyle M 6 olduğu için bizden ne istiyordu? En uzak iki nokta arasındaki uzaklık. Şimdi artık gördüğünüz gibi M'yi 6 buldum ya. En uzak iki nokta arası uzaklık işte bu hipotenüs. Bir kenar 4, diğer kenar 6. 16 artı 36'nın kare kökünden 52, 2 kök 13 oldu D şıkkı. Denklemden küçükse alt taraf, büyükse üst tarafı taranır arkadaşlar. Şimdi y ye eşittir x artı 1 doğrusu bakın. Eksi 1'e 1'den geçeceği için işte doğru bu. Yalnız burada küçüktür dediği için doğrunun üzerindeki noktaları alamayız. Direkt bunlar patladı gördüğünüz gibi. Çünkü bu noktalar üstünde. Küçük eşit deseydi evet olurdu. Bunun alt bölgesi burası oldu. Hatta orayı da biraz fosforlu yapalım ki görelim. Şöyle. Şuralar arkadaşlar. Şimdi geliyorum ee, diğer parabole. parabol arkadaşlar nereden geçiyor? Tepe noktası 1'e eksi 4. Yani aynı zamanda da x'e 0 verdiğimiz zaman y'si ne bunun? Eksi 3. Parabol şöyle arkadaşlar. Köklerden bir tanesi de burayı 0'a eşitlediğimiz zaman eksi 1. Diğeri de 3 olacak. Bu yüzden parabol eksi 1'e 3'ten geçiyor. Şöyle bir parabol. O zaman bakın burada hangi noktaları oldu? Parabolün üstü olur çünkü eşitlik de var. Şurada bir nokta. Rengi bir değiştireyim görün. Bakın burada bir nokta var. Burada bir nokta var, burada bir nokta var, burada bir nokta var. Bunların arasında kalan bölgede toplam 4 nokta geldi. C şıkkı. Soruda önemli olan nokta bence buraya A diyelim. Hepsi aynı zaten gördüğünüz gibi. Burada x eşittir 2 üzeri a olacak logu öbür tarafa atınca. y eşittir 4 üzeri a ve z eşittir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi öbür tarafa attığımızda 8 üzeri a oldu. Buradan artık yerine yazarsak log 2 2 üzeri a, 4 üzeri a ve 8 üzeri a oldu. Bundan sonra o zaman artık log 2 tabanlar çarp üstleri aynı olduğu için 64 üzeri a eşittir 72 arkadaşlar. Şimdi burada zaten 64 üzeri a da 2 üzeri 6 a demektir. Log 2 2 birbirini götürdü. 6 a eşittir 72'den a 12 geldi. Şimdi log2 x eşittir 12 ise x buradan artık 2 üzeri 12 deriz. B şıkkı. Keklerini bir bulmak için şöyle yapalım arkadaşlar. AN tamam AN olarak dursun. AN artı 2 nedir? AN çarpı R üzeri 2. O zaman AN ile AN çarpı R2'nin o nedir? Tabii ki AN'dir. O zaman Demek ki arkadaşlar BN AN eşitmiş. Buradan yola çıkarak artık B10 yerine A10, B6 yerine A6 yazarsak A10 eşittir. A üzeri 6 çarpı R üzeri 4 olduğu için hemen burada da yerine yazarsak A üzeri 6 çarpı R üzeri 4 bunlar gider. R üzeri 4 eşittir 81 ortak çarpan 3 gelir. B1 3 yani aslında A1 3 demek. Böylece B6 yani A6'yı soruyor. 3 çarpı 3 üzeri pardon a 1 9 vermiş affedersiniz 3 değil. Şimdi o zaman A6 neye eşit olacak? Yani B6 aynı zamanda. A1 çarpı R üzeri 5. A1 zaten 3 üzeri 2. R'yi de 3 bulduğumuz için 3 üzeri 5. 3 üzeri 7 oldu arkadaşlar. D şıkkı. Sembolünde şunu bilmek yeterli arkadaşlar k gördüğünüz yere 2 3 4 5 6 yazarak arttırarak araya artı koyarsınız. Örnek size k eşittir 6'dan n e, ne diyelim 8'e kadar olacak dese k yerine 6 koy, araya artı koy. Sonra k yerine 7 koy, araya artı koy. Sonra 8'de dur. Ancak bunun gibi değil de böyle k eşittir 1'den n'ye kadar bir sabit terim varsa yani burada k yerine yazabileceğiniz bir şey yoksa bu birden n'ye kadar kaç sayı var? X dahil n sayı var. N ile x'i çarp demektir. O yüzden burada k yerine koyabileceğiniz burada bir değişken olmadığı için x sayısını n'den 2'ye kadar n eksi 1 sayı vardır. x çarpı n eksi 1 yap demek istiyor size. Burada sabit dizideki toplam sembolünün kuralını gördük. Bu da zaten direkt çarpım olduğu için 2, 3, nokta 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 x olacak. Böylece arkadaşlar logaritma 3 tabanında x faktöriyel geldi. Şimdi g bileşke g'nin tersi birbirini götürür. Direkt burada f n 1 kalır. f n 1 eşit oldu o zaman. Zaten x gördüğümüz yere n 1 yazarsak n 1 çarpı n 1 görüyor musunuz? Fonksiyonda yerine yazdım. n 1'in parantez karesi. Bu kenarda dursun şimdi. Neye eşitmiş? 144'e. N tabii ki Pozitif sayı olmak zorunda. O yüzden n 13 oldu arkadaşlar. Çünkü malum dizilerde asla negatif sayı veremiyoruz. Ki burada pozitif gerçek sayılardan tanımlı demiş F içinde, o yüzden de n 13 olmalı. Şimdi bundan sonra g yani g 13 eşit oldu. Logaritma 3 tabanında m eksi 2 çarpı şöyle yapayım m eksi 1 faktöriyel. Arkadaşlar G13 zaten şu fonksiyondan dolayı yerine yazarsak logaritma 3 tabanında 13 faktöriyel olacak. O zaman logaritma 3 tabanında ikisinde de var olduğu için bunlar gitsin 13 faktöriyel eşittir. M-2 çarpı M-1 faktöriyel. Buradan o zaman M yerine kaç yazabiliriz? Burada bir hata olmuş arkadaşlar ben onu düzelteyim. Sizin baskınızda belki düzelir. Çünkü bir an afalladım. Allah Allah dedim buradan nasıl olacak? Şu arkadaşlar e, m-1 değil m-3 olacak tamam mı? Onu bir düzelteyim. Şurada affedersiniz. Yani zorunun son anına etkiliyor ama e, belki sizde düzelmiş hali olur. Bunu hemen yapayım. Bu yüzden 13 faktöriyel eşittir. M 2 faktöriyel olacak. Bundan dolayı arkadaşlar M de 15 gelecek. C şıkkı. Sorularda arkadaşlar gerçekten mevzuyu böyle sanki hani geometri sorusu görür gibi görmek lazım. Bence bu da öyle. Farklı yorumla atmadan böyle düzgünce gördüğünüz bir yorum olursa lütfen belirtin ama ben şöyle göstereceğim size. Burada şunu görmek gerekiyor. 1 bölü log 2 x artı 1 bölü log 2 e, log 5 x artı 1 bölü log 7 x'i düşünün. Payda eşitleyince log 2 x çarpı log 5 x artı log 5x çarpı log 7x artı log 2x log 7x bölü bunların üçünün çarpımı. Yani log 2x, log 5x ve log 7x olur değil mi? Şimdi arkadaşlar burada log 4x 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında x'tir. Bu yine 1 bölü 2 logaritma 5 tabanında x'tir. Bu da 1 bölü 2 logaritma 7 tabanında x'tir. O zaman 8b eşittir. Log 2 işte yani direkt şunu diyeyim yani 8 eşittir. Şurası şunların çarpımı arkadaşlar. O zaman aslında 8b'ymiş bu ifade arkadaşlar. Ben ne söyleyeceğim biliyor musunuz? Şunun yerine 8b yazarsak bunun yerine de a yazarsak böylece a bölü b de eşit olduğundan birbirine 1 bölü 8'miş. 1 bölü log 2x, 1 bölü log 5x, 1 bölü log 7x. Hemen paydaları değiştirirsek tabanları log x 2 artı log x 5 artı log x 7. Tabanlar aynı şimdi çarp bunları 10 çarpı 7'den 70 eşitmiş 1 bölü 8'e. Bu yüzden de arkadaşlar x üzeri 1 bölü 8 70 oldu. x de buradan 70 üzeri 8 geldi. Şimdi hangisi bir tam sayıdır? Şimdi X 70 üzeri 8 olduğu için tabanın 70 ve kuvvetleri olması lazım. Burada tabii ki D şıkkı. Kuvvet olması lazım dedim ama 70 üzeri 3'te de kesirli sayı gelir. Şöyle bakın. Bu şekilde 8 bölü 3 olur. O yüzden D şıkkı oldu cevap. Boyunu olanlarda arkadaşlar 4 tane alacakmışız. Böyle boyuna olanlardan 4 tane, enine sığdırabildiklerimizden 3 tane. Şimdi bunları zaten ancak böyle yerleştirebilirim. Hiç açıkta yer kalmıyor. Bunları da böyle yerleştiririm. Yani şöyle bir şansım olmayacak. 2 tane böyle koy, yanına bir tane koy. Boşluk kalıyor arkadaşlar muhakkak. Zaten sığmıyor bile. Ya da bir tane bundan koydum. Yanına böyle koydum. Şansım yok. Ya boyuna sıralayacağız ya enine sıralayacağız. O zaman normalde toplam dosya sayısı 7. Rastgele 7'den 3'ünü seçtiğimiz zaman tüm durumlar olur. Ama istenen durum ne? Ya bu 4 tane demiş bakın 3 tane değil. Bu tarz olan 4 dosyadan 3'ünü yan yana koyacağız. Ya da o yüzden araya artı koyuyorum. Bu üçlü aldığımız şunların 3'ünü de direkt alacağız. Bu yüzden 5 bölü 35 1 bölü 7 oldu. C şıkkı. Arkadaşlar burada şimdi 10 ve 12 boşta kalmayacak. Demek ki o zaman şimdi görüntü kümesinde olacak. O yüzden boşta kalmayacak. Yoksa değer kümesinde deseydi 10 ve 12'ye eleman gitmeyebilirdi. Bu basit ama önemli bir ayrıntı. Kalan 4 elemandan 3 tanesini tanım kümesine atacağım. Bir tanesini değer kümesine atacağım. Şimdi bundan sonra yapmam gereken ne arkadaşlar? Buradan 3 elemandan 2 tanesini seçerim. Bu elemanları birisini 10'a birisini 12'ye olacak şekilde gönderirim. Tamam mı? Örnek bir görüntü. Diyelim 6 10'a gitti. 8 de 12'ye gitti gibi düşünün. Şimdi burada bir tane eleman kaldı. Hatta örnek görüntüyü de yapayım. 6, 8, 9. Buraya 11 gelsin. Şimdi 9 kaldı değil mi? 9 arkadaşlar şartsız şurtsuz bu 6 elemandan birine gidebilir istediği gibi. O yüzden o kalan bir elemanın da 6 seçeneğinden bir tanesini kullanmak var. Bakın 3 eleman tanıma, 1 eleman değere gitti. Seçtim 3 elemandan 2 tanesini 1'e 10'a 1'e 12'ye gitti. Böylece 10 ve 12 asla boşta kalmamış oldu. Sonra garanti altına aldıktan sonra kalan elemanı istediğim gibi yerleştiririm kalan 6 elemandan birine. 1'e biri de gider 4'e de gider 10'a 12 11 7'ye hepsine gitme hakkı var. Böylece cevabımız 144 oldu E şıkkı. Limit alırken arkadaşlar bazen şu 1 artılar yerine böyle 1.1, 1.0 gibi 1'e çok yakın sayılar düşünebilirsiniz. Ben şimdi burada diyeceğim ki 1 artı 1.1 gibi olsun gene hani çıkartıp çıkartırken eklerken kolay olsun. 3'ten 1.1 çıkarırsak ne olur? 1.9. Bu bana şunu anlatıyor böylece. Bu 2'ye çok yakın bir şey ama 2'nin solunda. Demek ki f2 eksi demek istiyormuş. Yerine yazıyorum o zaman. f2 eksi artı süreklilerde zaten direkt kendisine yazın. 1. 1. G 1 artı eksi 1. Bunu şimdi bakalım. Burayı arkadaşlar 2 eksi yapmak için yani deminki gibi yaklaşık 1.9 yapmak için x'ten x'e kaç vermem lazım? 2.1. Demek ki 4'ten 2 artıyı çıkarınca burada 2 eksi elde edebiliyormuşum. Bakın hemen örnek olarak görün işte. 2 eksi elde etmek yaklaşık 1.9 gibi düşündüm. Buraya 2.1 yazınca oluyor. Böylece 2'nin sağından yaklaşman gerektiğini anla. Orası da ne gelmiş oldu? 5. Geliyorum G1 artıya. Burayı 1 artı yapmak için böyle 4.1 gibi çıkarırım ki hani böylece 1.1 olsun. Yani 1 artı olsun. O zaman 4'ün sağından yaklaştığımda orada zaten sürekli direkt G4 eksi de olsa 4 artı da olsa 4 de olsa ne gelecekti? 0. O yüzden burası eksi 6 oldu. Geliyorum ikinci kısma. 4 eksi demiş ya. F6 3.9 diyorum olayı anlayayım. Bakın F2.1 yani aslında F2 artı oldu bu. Sonra paydaya geldiğim zaman 9 eksi x o da 4 eksi demiş ya 3.9 diyelim. Böylece G5.1 gibi oldu. Yani o da G5 artı oldu arkadaşlar. Şimdi F2 artı yapmak için ne yapmam lazım? 2 artı yaklaşık 2.1 gibi düşün. O zaman buradan 1.9 gibi bir şey çıkarmam lazım. Yani 2 eksi. 2 eksi yaptığım zaman evet burası 3 oldu. Direkt payda yerine 3 yazabiliriz o zaman. Sonra arkadaşlar paydada da ne dedik? G5 artı. Burayı 5 artı yapacağız şimdi. O zaman G5 artı yapmak demek buradan 8 artı çıkarmam demek. Şöyle uzatıyorum doğrusal fonksiyon Dikkat burası 2 burası 2 olduğu için burası zaten 45 derece. O zaman burası da 45 derece. Buraya 4 yazdım. Demek ki burası da 4 birim olacak. Hakikaten 8'e yaklaştığım zaman fonksiyonun limiti orada 4 geldi arkadaşlar. Böylece eksi 6 artı 3 bölü 4 eşittir. Eksi 21 bölü 4 e şıkkı. burada şeye dikkat etmeniz lazım. x eşit değildir 3 diyor ya. 3'e soldan da yaklaşsan bunu kullan demek istiyor. 3'e sağdan da yaklaşsan bunu kullan diyor. Ama 3'ü direkt kendisini kullanacaksan bu denklemi kullan. Şimdi o zaman şöyle bir durum oluyor. Paydaların da sıkıntılı olmaması lazım. Burada bir kere paydayı sıfır yapan değere dikkat edeceğiz. Paydayı sadece 3'te kullanıyorum ya. O zaman payda x kare eksi 9 olmasın bizim için yeterli. Çünkü o zaman tanımsız olur. Yine aynı şekilde burada da arkadaşlar Herhangi bir kök olmaması lazım. Herhangi bir kök olursa orada ne olur? Direkt fonksiyon tanımsız olur. Bu yüzden de artık şunu söylüyorum. x kare eksi a artı 4'ün kökü olmaması için a kare eksi 16 küçüktür sıfır olmalı. Eksi 4 artı 4 kökler demek ki eksi 4 ile 4 arasında değer almalıymış. Bu arada x e, a ve b'ler zaten pozitif tam sayı olduğuna göre a'nın alabileceği değerler burada. 1, 2, üçten biri şimdi deneyeceğiz burada tek tek bakalım burada 3 e, yerine yazdığımız zaman sol limit bu arada kaçı eşit Dok bunlar kenarda dursun 9 eksi 3a artı 4 eşit olmalı 1 bölü 9 eksi b'ye buradan da 9 eksi b eşittir 13 eksi 3a oldu. 3a eksi b eşittir 4 oldu. İşte bak a'ya 1 verirsen bir kere b zaten ne oluyor? Eksi 1 negatif oluyor. a'ya 1 veremiyormuşum. a'ya 2 verirsen o zaman b de 2 oluyor. Bunlar birbirinden farklı demiş. Demek ki arkadaşlar a'ya sadece 3 verebilirmişim. a'ya 3 verince b ne oldu? 5. Cevabımız çarpımları 15 geldi. b şıkkı. Böylece hem şunu da yapmış olduk bakın. Buranın paydasını sıfır yapan değer yok. Asla tanımsız olmayacak. Burası da arkadaşlar sadece 3 için kullandığımızdan B'yi 5 görünce evet kök 5 paydayı sıfır yapıyor ama burada kök 5 veremiyorum zaten denkleme. Bu soruda arkadaşlar bir üçgen alanı bulacağız. Üçgen alanı için şöyle yardım edeyim size. Buraya A diyelim. Buraya D noktasının apsisine de B diyelim. B eksi A tabandır. Şöyle bakın dikindirdiğimiz zaman geniş açılı üçgende F4 ordinat olduğu için F4 bu üçgenin yüksekliğidir. Yani üçgenin alanı B-A çarpı F4 bölü 2. O zaman benim B'yi bulmam lazım ve A'yı bulmam lazım türev yardımıyla. Şimdi A noktasına baktığımız zaman bu A noktası A'ya sıfır noktasıdır. Bu arada bir doğrunun üstündedir. Türeve nasıl bağlarım? Türev herhangi bir noktadaki teğetin eğimiydi değil mi? O zaman bu doğrunun eğimi aynı zamanda eksi 2 noktasındaki türeve eşit. Hemen doğrunun eğimini bulalım arkadaşlar. Üzerindeki bir nokta A noktası. Y2 eksi Y1 bölü x2 eksi x1 neye eşit? F türev eksi 2'ye yani eğime. Buradan hemen şöyle yapıyorum. İçler hatta şunu yapayım. F4 bölü f türev eksi 2 eşittir a eksi 4. E, şurası eksi zannettim birden pardon. 4 eksi a. O zaman sol tarafa atarsam a eşittir. f 4 öbür tarafa attığım zaman bakın böyle bir durum oldu. Şu an a noktasını gerçekten f'e bağlı bir şekilde buldum. Bu böyle kötü görünüyor ama birazdan işimize yarayacak. Aynı yorumu b'de de yapalım. Burası b'ye sıfır noktası. Bu doğrunun eğimine f4 eksi 0 bölü b eksi 4 eksi b eşit olacak arkadaşlar. Hangi noktadaki türeve? Bakın teğet olduğu yer 4 noktası. O zaman bu noktadaki türev bu doğrunun da eğimine eşit. Aynı mantıkla f4 bölü f türev 4 eşittir 4 eksi b. B de arkadaşlar buradan yine aynı şekilde 4 eksi F4 bölü F türev 4 oldu. Şimdi bunları yaptık. Artık AB A, B eksi A'yı bulacağım. Kenar uzunluğunu bulmuş olacağız. Onu da şu kenarda yapayım. Çıkartayım bakın. B 4 eksi F4 bölü F türev 4 eksi 4 eksi eksten artı F4 bölü F türev eksi 2. 4'ler birbirini götürdü. Artık üçgenin bir kenarını, tabanını bu f4 eksi -F4, f4, f4, f türev 4, f türev eksi 2 şeklinde bulduk. O zaman yapalım. Taban f4 bölü f türev 4. Bunun önünde eksi var. E, diğeri f4 bölü f türev eksi 2. Kenarımız yüksekliğimiz zaten f4. Üçgenin alanından dolayı 2'ye böleceğiz. Böylece arkadaşlar Bakın F4 dağıtırsak F kare 4. F kare 4 bölü 2 olduğu için onu 1 bölü 2 olarak solda tutayım. O zaman hangi şık oldu bakın? D şıkkı. Fonksiyon arkadaşlar azalansa türevi negatif işaretlidir. O yüzden bakın burada türevi negatif işaretli azalan olduğu için. Bu da artan demektir. X'ler artarken G'ler de artıyorsa. O zaman buradaki türev işareti de pozitif olur. E buradan f türev x'in artı eksi olduğunu görüyorum. G x'in de artı olduğunu görüyorum. Burada köklerden bir tanesi bakın x eksi 4 çarpı x artı 4'ten dolayı sadeleşecek. Eksi 1 gelecek burası. Tek bir kökümüz var. Eksi 4. Eksi eksiden yukarısı artı aşağısı da artı oldu. Artı bölü artıdan artı ile başlayacağız. Sonra da eksi. Böylece bunun küçük eşit sıfır olduğu yer eksi sonsuzdan Eksi 4'e açık diyeceğiz çünkü arkadaşlar fonksiyon gördüğünüz gibi paydayı 0 yapınca eksi 4 tanımsız getiriyor. O yüzden B şıkkı. Teoreminin size görüntüsünü göstereyim. Bir kere fonksiyon türevli olacak. Bir A noktası ve B noktası olsun. Buralarda sürekli ve türevli bakın şimdi şöyle. Mesela böyle bir fonksiyon olsun. F A eşittir. F B ise arkadaşlar Çıktığı yere geri inmesi için ya da indiği yere geri çıkması için arkadaşlar mecburen fonksiyonun bazı noktalarda bakın kıvrım yapması lazım. Burada da ne vardır? Ekstremum vardır. Ekstremum varsa türevli noktalarda o noktada türev sıfırdır. Bir örnek daha göstereyim bakın şöyle. Hani bir tane kulp olsun şöyle. Bakın A, B. Fonksiyon sürekli türevli ve fA eşittir fB. Başladığı yere geri dönmesi için ordinatın mecburen bir yerde dönmesi gerekiyor. Bunu anlatıyoruz size. Rol Teoremi budur. Bu yüzden şuna bakacağız. Uç noktalarda fonksiyonlar birbirine eşit mi? Bir kere arkadaşlar fonksiyonların eşit olmadığı için direkt a şıkkını zaten ele. Fx2, fx3 e eşit değil. Sonra fx4, f 4e eşit tamam ama türev yok ki arkadaşlar. Burada türevli olması lazım. Fx mutlak değeri olduğu için sıfır noktasında türevsizdir. Bizim istemediğimiz bir şey eksi 4, 4 noktasında türevli olmalıydı her noktada. O yüzden bu da gitti. C şıkkına geldiğimiz zaman f eksi 5 yerine yazdığımızda evet f9'a eşit arkadaşlar. Ve bakın şimdi fonksiyon x kare eksi 4 x polinom şeklinde parabol şeklinde olduğu için her noktada tanımlıdır. Ve bunun tepe noktası eksi b bölü 2 a'dan 2'dir. İşte arkadaşlar bu rol teoremine uygun hem uç noktalar birbirine eşit hem de tam bir tepe noktası var. Hemen size çizimini de göstereyim bakın. x kare eksi 4 x normalde nasıl? Bir kökü sıfırda bir kökü arkadaşlar 4'te. Kollar yukarı doğru. Şimdi eksi 5'te hangi değer alıyor yerine yazarsak? 25 artı 20 yani 45. Eksi 5'te böyle bir 45 değerini aldı. Sonra 9'u yerine yazdığınız zaman 81 eksi 36'dan o da 45. Bakın fonksiyon gördüğünüz gibi belli bir aralıkta, şöyle renkle göstereyim, belli bir aralıkta mecburen eski değerine dönmesi için bir yerden kıvrılması gerekiyor. İşte olay budur. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. Azıcık geometrik yorum da yapacağız arkadaşlar. Hatırlayalım. Şimdi şöyle A noktasıyla C noktası arasındaki en kısa uzaklığı bulmak için bunları doğrusal birleştiriyorduk. K ve M'den geçmek zorunda değil. Sanki geçiyormuş gibi algılamayın. Ben bodoslama OG'yi birleştirdim. Bunun bize anlattığı şey neydi? Şöyle birleştir. Burada bir dik üçgen yap. Bakın böyle. Bu dik üçgenin hipotenüsü aslında A ile C arasındaki uzaklık. Peki ben niye A ile C arasındaki uzaklığı buluyorum? Dik dörtgende AC köşegeni BD köşegenine eşit arkadaşlar. Böylece şu kalemimi değiştireyim. Şimdi buna göre arkadaşlar AC'yi nasıl bulabiliriz? Burada e, şu toplamları kırık doğruların 18 ise şu düşey olan kırık doğruların uzunluğuna x dersem kalanların uzunluğu 18 eksi x olur. Ve bakın şimdi burada bir şey söyleyeceğim size. 18 eksi x'in karesi artı x'in karesi ac'nin karesine eşit. Doğru mu? Kare aldığımız zaman da ac'yi buluyoruz. Şimdi burada arkadaşlar uzunca sakın kökün türevini falan almayın. Bu soruya mahsus. Niye biliyor musunuz? Şu değerin en az olması için sonucunun en az olması için bu içinin en az olması lazım. Sonuç olarak bizim burada ilgilendiğimiz şey çok kök olmuyor. Kök soruyu etkilemeyecek. Burada sayı etkileyecek. Sayının en küçük olması için de ben denklemin türevini alırım. Yukarıdaki kökle uğraşmam. Eğer bir de o işleme girerseniz mahvolur işlem yani ve zorlanırsınız. Bu soruya mahsus ve uzaklık sorularında bence dediğim gibi bunu yapmalıyız. Ha Türk ben hocam köklü türev yapacağım. Tamam yapın. Yine aynı yere geliriz bakın. Sebebi de dediğim gibi en az olması için sayının en az olması lazım. Buna göre türevini alıyorum. 2 çarpı 18 eksi x çarpı eksi 1 içinin türevini aman unutmayın. Artı 2x eşittir 0 olmalı. Neden? Maksimum minimum sorularında malum arkadaşlar şöyle. Maksimum minimumlarda türev 0 oluyor. O yüzden biz şimdi bu minimum bulacağız. Buna göre 36 eksi 2x eksi 2x eşittir 0'dan x 9 geldi. Demek ki bu uzunluğun minimum olması için x'in 9, 18 eksi x'in de 9 olması lazımmış. 81 artı 81'den tabii ki burası 9 kök 2 geldi. Böylece o da köşegen BD'de de 9 kök 2 oldu D şıkkı. Burada isterseniz kolay noktadan başlayalım. Çünkü en kolay bunları malum U'ya dönüştürmek. 2x 3 eşittir U diyeyim. Her iki tarafın diferansiyelini alayım. 2dx eşittir du. Sonra x'e arkadaşlar 5 verirsem u ne geliyor? 2 çarpı 5 eksi 3'ten u 7 oluyor. x'e 3 verirsem 2 çarpı 3 eksi 3'ten u arkadaşlar 3 oluyor. Böylece integral 3'ten 7'ye f u e, dx du bölü 2 olduğu için du bölü 2 o 1 bölü 2'yi başa yazdım. Soru bizden e, bunu istememiş pardon. Bunu vermiş. Bu 12'ymiş. O zaman her iki tarafı 2 ile çarparsam FUDU 24 oldu. Bu kenarda dursun demek ki sorunun sonunda işe yarayacak. Burada size bir bilgi vermem lazım. Çünkü bunu kendi başınıza uğraşarak çıkarmanız biraz zor olabilir. Hedefiniz yüksekse de bence açıkta nokta kalmasın bunu da bilin. Kitaplarda nadiren çıkıyor. ÖSYM sorar mı? Bence sorarsa formülü vermeli ama bana güvenmeyin yani. Şimdi ben öyle böyle derim. Sonuçta F'in tersinin türevini bilmeniz gerekiyor. Ama çok nadiren kullanılıyor. Kazanımlarda pek görmedim ben. Map kitaplarında görmedim eskiden öğretilen bir şeydi. Hala alışkanlık gereği sorulduğundan aklımızda bulunsun yeter. Şimdi f'in tersinin türevi şöyle bir kuraldır arkadaşlar. 1 bölü f türev f'in tersi içine yaz. Olay bu. 1 bölü f türev x değil. Böyle değil bak. 1 bölü f'in türevi içinde f'in tersi olacak. Budur. Bunu niye söyledim? Bakın şimdi. Burada f'in tersinin türevi var. Görüyor musunuz? Şu ben f'in tersinin kendisine u dersem diferansiyelini aldığım zaman 1 bölü f türev f'in tersi x dx olacağı için işte bu ifadenin tamamı direkt du oldu. Böylece x yerine pardon f'in tersi x yerine u diyorum. f u du. Buna göre sınırları belirleyelim şimdi. Ne diyeceğim? x eşittir 2 için f'in tersi 2 u'ya eşit olduğundan ve f'in tersi 2 de şuraya bakarsanız 3 olduğu için u 3 oldu. Sonra x eşittir kaç için? 4 için. f'in tersi 4 7 olduğundan dolayı buraya bakın sol üst köşeye. Buradan da u ne geldi? 7 geldi. Zaten arkadaşlar bu sorduğu şey demin benim bulduğum şeyle aynı. Cevabımız 24'müş. E şıkkı. Bir parabolün arkadaşlar integralinin alabileceği en büyük değer için parabolün şöyle olması lazım. Kolları aşağı doğru zaten kendi de diyor baş kat sayısı x1 diye. Bakın integral normalde x80 ile yaptığı bu alanlar hep negatif olacağı için işte büyük çıkması için aslında buranın a buranın b olması lazım demek istiyor sana. Öbür türlü Diyelim siz A'yı biraz daha buradan aldınız. Bakın alan şurada negatif olacağı için integralin değeri küçülüyor. O yüzden burada belki hani kitaplarda da bu tarz bir yorum görmüşsünüzdür. Bence gerçekten bu etkili bir yorum. Dediğim gibi integral solda ve sağda burada bakın negatif değerler alacağı için toplamda integralin değerini azaltıyor. O yüzden kökleri kabul edeceğiz. A köklerden biri, B de köklerden diğeri. Şimdi bu parabole bakalım. Cevap şıklarına baktığınız zaman biraz büyük arkadaşlar. X eksenine 4 birim uzaklıktaki bir parabolün tepe noktası normalde ordinatı 4, e, apsisi 6 olabilir tamam mı? Ya da apsisi eksi 6 olabilir, ordinatı 4 olabilir yine. Çünkü kolların bir kere aşağı olduğu için ve alanın pozitif kısmında kalması için kesinlikle x eksenine 4 birim uzaklıkta olan kısmının üst tarafta olması lazım. Yoksa alan zaten negatif olur olmaz. Böylece 6'ya 4 eksi 6'ya 4 değil de ben biraz ışıklardan yardım alarak ilk önce bunu deneyeceğim. Olmazsa buna bakarız. fx eksi 2'nin tepe noktası eksi 6'ya 4 ise fx artı 2'nin tepe noktası nedir? 4 birim sola kaydırmaktır. Çünkü x'te neydi durum? Ters işaretle. Artıysa sola gidiyoruz, eksi ise sağa gidiyoruz. O yüzden bunun tepe noktası da eksi 10'a 4 oldu. Bir parabolün baş kat sayısı eksi 1. Ve tepe noktası eksi 10'a 4 ise nasıl yazıyorduk bu denklemini? x eksi eksi 10'dan x artı 10'un karesi artı 4 eşittir y. Bunun biz köklerini bulacağız. Y'ye o yüzden 0'ı veriyorum. Böylece 4 eşittir x artı 10'un karesi. Buradan eksi 2 olması için x eksi 12 olabilir. Veya arkadaşlar 2 olması için de eksi 8 olabilir. Böylece bu parabol bakın bir kökü eksi 12'den bir kökü de eksi 8'den geçen şöyle bir tepe noktası da arkadaşlar ne demiştik buna? Eksi 10'a 4 olan bir parabol. Gerçekten şurada bakın integral en büyük değerini alıyor. Çünkü tüm buradaki bölge x ekseninin üstünde kalıyor. O zaman eksi 12 çarpı eksi 8'den 96 oldu e şıkkı. Arkadaşlar burada ilk aşama soruda a'yı bulmak. Onu da nasıl bulacağız biliyor musunuz? Örten bir fonksiyon reel sayılarda örtense yatay doğrular çizdiğin zaman grafiği kesinlikle kesmesi lazım. İster bir nokta ister iki nokta fark etmez. İki örnek vereyim size. Reel sayılarda kopma olacağı için şimdi parçalı fonksiyon ya iki tane farklı fonksiyon var. Birisi ikinci dereceden birisi birinci dereceden maksimum. İki şimdi şöyle bir grafik arkadaşlar birazdan da buna benzer bir şey çıkacak. Böyle örtenken yanlışlıkla grafik böyle olsa yani biraz yukarıdan başlasa o zaman şu aralıkta hiçbir değeri almayacağı için örten olmaz. Peki örten olması için o zaman bir de yanlış bir tane daha örnek vereyim. Diyelim böyle oldu. Bakın yine bu sefer de birebir olmuyor. Ya ama soru bize birebir demişti. Yani en iyi ve tek ihtimal ne biliyor musunuz? Grafiğin böyle arkadaşlar kopma noktasında olmaması. Yani aslında sol ve sağ burada eşit olup sürekli olması arkadaşlar. Böylece bu noktada F0'da sol limitte sağ limitte aynı olduğundan grafik devam eder. Her noktada grafiği keser yatay doğrular. Şu şekilde. Bunu önce anlamak gerekiyordu. Hani zaten anlamış olabilirsiniz ama ben hızlıca gösterdim. Şimdi böylece sol limit olan x kare artı 6 0 koyduğum zaman 6. Sağ limit olan 0 a artı 4 birbirine eşit olmalı. Böylece o noktadaki fonksiyon değerine de eşit olmalı. a 2 geldi. Şimdi hemen çiziyoruz grafiğimizi y eşittir 2x artı 6 x'e 0 verdiğimde y'si 6 y'ye 0 verdiğimde x eksi 3. Sıfırdan küçük ve eşit değerlerde böyle bir doğru grafiği. Bu grafiğe 0 verdiğiniz zaman y'si 6 parabol grafiğidir. Böyle işte her noktada sürekli örten birebir bir fonksiyon oldu arkadaşlar. Buna göre integral alacağımız zaman fx artı 3 verdiği için tabii ki biz onu x artı 3 eşittir u diyerek f u d u formatına getirmeliyiz. Çünkü fx'in grafiğini çizdik onun üzerinden yürümem lazım. Böylece x'e m verdiğim zaman m artı 3 olur alt sınır. x'e eksi 3 verdiğim zaman üst sınırı da 0 olur arkadaşlar. f u d u olur. Zaten harfler aynıysa bunları normal x d x yapma hakkımız var tabii ki. Şimdi bu grafikte arkadaşlar İntegralin değerinin negatif olması için ne olması lazım? Alttaki alanın şöyle bir A1 diyeyim. Şurada üstteki alandan daha büyük olması gerekiyor ki eksi A1 artı A2 küçüktür 0 olsun. Buna göre o zaman A1'in A2'den büyük olması lazım. Örnek burası 9 olsa burası da arkadaşlar 3 olsa alanlar toplamı integral olacağı için eksi 9 artı 3 olur eksi 6 olur. Ama burası büyük olsa mesela 9 ve eksi 6 olsa o zaman integralin değeri pozitif olur. Demek ki buradan anlayacağımız alan A1 A2'den büyük olmalı. Hemen bakalım M artı 3'ten 0'a kadar dediği için ve bu tarafta olması gerektiği için çünkü öbür türlü alan negatif olmaz. Ne olacak arkadaşlar? Şu aradaki uzunluk. Eksi 3'ten m artı 3 çıkarırsak. Eksi 6 eksi m. Sonra tanjant alfası bu doğrunun kaç 2x artı 6 olduğu için 2. O zaman arkadaşlar burada da tanjant alfa 2'dir. Şuranın uzunluğu eksi 12 eksi 2m yapar. İşte eksi 12 eksi 2m çarpı eksi 6 eksi m bölü 2 büyük olmalı. Bu üçgenin alanı zaten arkadaşlar kaç 9. Böylece nereden anladık 9 olduğunu bu arada onu söyleyeyim. Bir kenar 6, bir kenar 3. İşte bu yüzden. Öylece arkadaşlar iki tarafı da ikiye bölersek pay ve paydayı ve eksileri de götürürsek 6 artı m'nin karesi büyüktür 9 olmalı. Bundan dolayı 6 36 m kare artı 12m eksi 9 büyüktür 0. E hemen m kare artı 12m artı 27 büyüktür 0 oldu ve bundan dolayı bir çarpanımız arkadaşlar eksi 3. 1 çarpanımız da eksi 9. Şimdi burada artı, burada eksi, burada artı. Ne demiş ama m eksi 3'ten küçük. O zaman eşitsizliğin büyük olduğu tek yer arkadaşlar. Eksi sonsuzla eksi 9 arası m'nin alacağı en büyük değer eksi 10 oldu. Soruda arkadaşlar bodoslama sakın fx eksi gx yapmayın veya gx eksi fx. Çünkü arkadaşlar bakın şu noktaya kadar yani bu x eksenini kestiği noktalara bakarsak x eksi 1 çarpı x eksi 3 yani burada 1 ve 3'te de kesiyor grafiği. Dolayısıyla 1'e kadar evet burasının alanını yazıyorum bakın size integral 0'dan 1'e hangisi üstte gx üstte 0'dan 1'e gx eksi fx arkadaşlar dx'e eşit tamam mı? Ee, sonra artı diyeceğiz bu sarı bölgenin alanı için 1'den 3'e sadece nerenin integrali fx'in integrali fx dx şimdi biz e, buradaki a'yı da bulalım a da neye eşit arkadaşlar integral 0'dan 1'e gx dx'e eşit şimdi bu arada tabii ki alan bulurken eğer tepe noktasından itibaren değilse sakın bu a'ları şey yapmayın bakın hocam ben y eksenini kestiği noktayı 3 buldum buraya 1 çarpı 3 bölü 3ten 1 diyebilir miyim sakın Tepe noktasından itibaren buranın alanı o pratik formülle hesaplanır. Yoksa bunu normal formülle değil, integralle yapacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi tepe noktasından itibaren olmayan böyle bir bölgenin alanı normal yolla bulunur. O yüzden integral eksi x küp, şey e, gx hangisi burada? fx'miş o. E, fx arkadaşlar x eksi 4x artı 3 olduğu için x küp bölü 3 eksi... 2x kare artı 3x ve kaçtan kaça sıfırdan 1'e. Bu alanda 4 bölü 3 geliyormuş arkadaşlar. İşte bu şimdi A. Gelelim gx eksi fx kısmına. Burada da ne söyleyeceğiz? Ee, gx arkadaşlar eksi x kare artı 2x artı 3 eksi x kare artı 4x eksi 3 olacak. Bu ilk kısım bakın sıfırdan 1'e kadar olan şu kısmın alanını buluyorum tamam mı? Buradan da sıfırdan bire eksi 2x kare artı 6x şurası eksi 3 olduğundan böyle dx oldu. Şimdi bunun integralini aldığımızda eksi 2 bölü 3 x küp bölü sonra 3 x kare olmuş olacak. Sıfırdan 1 arkadaşlar bu da. Bunu da hesapladığımız zaman ne oluyor? Eksi 2 bölü 3 artı 3 yani 9 7 bölü 3 geldi. Diğer kısmı hesaplayalım. Bakın diğer kısımda sıkıntı yok işte. Tepe noktasından itibaren olduğu için şu yeşil bölgenin 2 katıdır buradaki sarı bölge. Şimdi onun alanını bulmak için de ne söyleyeceğiz? Şu uzunluk dikdörtgenin bir kenarı 2 birim. Diğer uzunlukta arkadaşlar tepe noktasının ordinatı eksi 1 artı 2 artı 3'ten 5 eksi 1 yani 4. Yükseklikte 4 birimmiş. 2 çarpı 4 bölü 2'den 8 bölü 3 olacak burası. Burası da arkadaşlar bunun 2 katıydı 16 bölü 3. Demek ki toplam alan o zaman şuradan 7 bölü 3 geldi ilkinden. Diğerinden de arkadaşlar 16 bölü 3 geldi. Böylece 23 bölü 3 oldu. 23 bölü 3 ne cinsinden? A cinsinden. Şimdi A kaçtı? 4 bölü 3. O zaman burada hemen 4 bölü 3'ü kaçla çarparsak x ile çarpalım mesela. 23 bölü 3 oluyor. x eşittir buradan 23 bölü 4. Demek ki 23 bölü 4 katıymış d şıkkı. Şöyle bir arkadaşlar şunları hemen 90 ve 180'den kurtaralım. İsim değişir. İkinci bölgede e, tabii ki sinüs pozitif olduğu için kosalfi olur. Üçüncü bölgede cos negatiftir. isim değişmez. Eksi eksiden artı cos alfa olacak. Böylece 2 cos alfa. Şimdi çember bilgimizi de kullanalım. Uzunluk sorularında tabii ki şöyle bir çemberde tt indirmek lazım. E, tt diki indirmek lazım. Buraya r diyorum. Buraya r diyorum. Sonra şunlara sayı vereyim. Nasıl olsa oran soruyor ya. ak demek yerine hiç sorun değil. hani Buraya a buraya 2a diyebilirsiniz ama ben şunu yapacağım. Buraya 1 diyeceğim. Burası da 2 olsun. Buna göre arkadaşlar e, alfa dediği için ACB'ye yöndeş açıdan bakın paralel sonuçta bunlar. Hep böyle. Böylece alfa alfa olacak. Tan alfa sol tarafta 1 bölü R iken sağ tarafta arkadaşlar R bölü 2. Bu yüzden R kare eşittir 2 olduğundan R kök 2 geldi. Burada yerine yazarsak burası 1'di pardon. R yerine kök 2 yazarsak şurada bir pisagor. 2, 1 daha 3 hipotenüs kök oldu. Bizden kos alfayı istiyor. 2 kos alfayı istiyor. Bundan dolayı kök 2 bölü kök 3'ün 2 katı arkadaşlar. 2 kök 2 bölü kök 3. Yani eşlenik yaparsam 2 kök 6 bölü 3 c şıkkı. Bunlar arkadaşlar tan x bölü 4 x kot x bölü 4'ten bir şey yapamayacağımız için. Şöyle bakın sin x bölü 4 bölü cos x bölü 4 Eksi cos x bölü 4 bölü sin x bölü 4 diye yazarsak şimdi payda eşitlediğimizde sin kare x bölü 4 eksi cos kare x bölü 4 bölü cos x bölü 4 çarpı sin x bölü 4 olduğunu görürüz. Böylece şu payna gelecek eksi cos 2 x bölü 4'ten x bölü 2. Payda ne olacak arkadaşlar? Normalde başında 2 olsaydı sin x bölü 2 olurdu. Ama başında 2 yok. O zaman sin x bölü 2'nin yarısı. Ters çevirince bu çarpı olarak buranın başına gelecek. Böylece 6 ile de 2 sadeleşir. Eksi kotanjant x bölü 2 eşittir 3'ten. Kotanjant x bölü 2 eksi 3. Tanjant x bölü 2'de arkadaşlar eksi 1 bölü 3. Bizden tan x'i istiyor. Hemen yarım açı formülüyle 2 çarpı eksi 1 bölü 3. Bölü 1 eksi 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 olacak. Buradan da eksi 2 bölü 3. Aşağıya baktığımız zaman eksi 8 bölü 9. Şöyle 3'leri sadeleştirelim burası. Bunu da sadeleştirelim 4. Böylece 4. Ee, Şurayı düzelteyim. Artı 8 olacak. Eksi 3 bölü 4 oldu. E şıkkı. Belki baktığınız A cevap anahtarı kesin yanlıştır. Ben e, doğru buldum. 4'tür veya 3'tür diyen arkadaşlar için bir düzgün bir çözüm yapacağım. Lütfen dikkatlice dinleyin. Normalde konu anlatımlarında falan da hep söyler öğretmenleriniz ama ince bir yer olduğu için göz ardı edilebiliyor. Normal önce standart başlayalım. Cos 2x artı 1. 2 cos kare x eksi 1 dersek böylece birlerden kurtuluruz. Sadeleştirme sorularında sonuçta toplama olmaması lazım. Mümkünse çarpma olması gerekiyor. Sin x bölü 2 cos x bölü 2'nin karesi nedir? Sin kare x bölü 2 artı cos kare x bölü 2 artı 2 sin x bölü 2 çarpı cos x bölü 2. O zaman arkadaşlar burası zaten bir. 2 sin x bölü 2 çarpı cos x bölü 2 yarım açıdan sin x oldu 1'ler gitti 2'ler sadeleşti Ben cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazarsam Bakın bunlar da sadeleştiği için 1 eksi sin x 1 artı sin x diye açıldığı için 1 eksi sin x kaldı Buranın tamamını hallettik Artık 1 eksi sin x Artı cos x eşittir 1 artı kök 3 bölü 2 oldu bunlar böylece gider Şimdi dananın kuyruğunun koptuğu yer cos x eksi sin x kök 3 bölü 2 arkadaşlar. Burada sorunun en önemli noktası olduğu için lütfen beni dikkatlice dinleyin. Şimdi normalde siz her iki tarafın karesini aldığınız zaman fazladan kök bulacağınız için onları tek tek kontrol etmeniz lazım. Ve bu yüzden cevap hatalı geliyor. Bulduğunuzdan dolayı belki de. Ben şu yöntemi daha sağlıklı buluyorum. Hani biz şöyle sorular vardı ya. Cos x artı a sin x eşittir. T şeklindeki denklemlerde A gördüğümüz yere tan alfa yapıyorduk. Burada katsayı yok hocam ama katsayı yok dediniz aslında katsayı 1. O zaman ben bunun yerine cos x eksi 1 yerine tan 45 yazacağım bakın. Böyle yazınca cos x eksi sin 45 bölü cos 45 çarpı sin x olacak. Payda eşitleyeceğim. Cos 45 çarpı cos x eksi Sin 45 çarpı sin x, kos 45 de arkadaşlar kök 2 bölü 2 idi. Burası da ee, kök 3 bölü 2. Şimdi kos a çarpı cos b, sin a çarpı sin b, arada eksi varsa ne oluyordu? Kos a artı b, yani cos 45 artı x oldu. Kök 2 ile kök 3 çarpım kök 6 bölü 4. Şimdi kök 6 bölü 4 bildiğimiz bir açı değil ama yaklaşık yorum yapacağım şimdi. Kök 6 bölü 4'ün karesini alsam 6 bölü 16. Yani 3 bölü 8 1 bölü 2'den küçük bir şey. Hemen 45'e düşünün şuradan ilham alarak. 45 arkadaşlar kök 2 bölü 2'dir. Karesini alırsak 1 bölü 2. Ha, demek ki 3 bölü 8 1 bölü 2'den küçük bir sayı. O zaman arkadaşlar kosyönüste hatırlayalım ne zaman küçülüyordu? 0'dan 90'a yaklaştıkça küçülüyordu. Çünkü tam böyle 45 derecede Kök 2 bölü 2 olacak. Onun karesi de 1 bölü 2. O zaman bu biraz daha büyümüş ki. Kosinüs bakın böyle küçülmüş. Buraya uydurup bir sayı yaz. Hiç merak etme. Artık maksat 45'ten büyük olduğunu anladık oğlum. Mesela 70 derece olsun. Böylece 45 artı x eşittir. 70 artı 360k. Bir de kosinüste olay neydi? Bir de bunun eksilisine eşitti. Gördünüz mü? Olay bu. Bundan dolayı x eşittir. 25 artı 360k. x eşittir. Eksi 115 artı 360 k. Buradan k'ya 0 verirsek 25, k'ya 1 verirsem 360'ı geçer tek kök geldi. K'ya 0 verirsem eksi olur. 0 2 bir aralığında değil. 1 verirsem 245 olur. Bu da sağladı bakın. Topu topu 2 tane değer geldi. 70 değil oraya 89'u yazamaz mıydık hocam? Yazarsınız problem değil. Maksat yeter ki orada 45 dereceden büyük olduğunu görelim. Bu kırmızıyla yazdığım çözümü de lütfen önemseyin. Her iki tarafın karesini alırsanız çünkü orada kontrol ettiğiniz zaman göz ardı edebiliyorsunuz arkadaşlar. Kolay bir soru aslında arkadaşlar. Sadece şunu yapacağız. Büyüteyim bakın şekli. DCBC'den BC'den küçükmüş. Bu arada BC ile BE'nin de eşit olduğunu söylüyor soruda bize. Sonra DBC açısı da 18 derece verilmiş. Açık kenar bağıntısı sorusu. Şimdi DC arkadaşlar BC'den küçükse o zaman tabii ki buradaki açı bakın alfa dersek alfa büyüktür 18 olması lazım. O zaman iki iç bir dıştan burası alfa artı 18 sorduğu E açısı da alfa artı 18. Her iki tarafa 18 eklediğimiz zaman alfa artı 18 büyüktür 36 olur. Böylece alfa artı 18'in en küçük değeri 37 derece gelir arkadaşlar. O da D şıkkı. Arkadaşlar burada şimdi 32 derece. Şurası 10. Yine 32. Şu ufak açı 10 derece. Burası da merkez açı olduğu için 32 derece. Toplamda 64. 32 daha 96. 20 daha 116. 116, 180'den çıkarırsak 64. AO ile OL birbirine eşit olduğu için bakın 32 derece geldi. Burası da 32 derece geldi. Şimdi şu hatta rengi de alayım aynı yapayım. Bakın şimdi bu turuncu bölgeyi alıp buraya taşıyabiliriz çünkü aynı zaten açıklık. Dolayısıyla buraya taşıdığımız zaman artık şurası yok aldım onu sol tarafa getirdim. Bakın 32 derece sonra şurası 74 derece, burası da yine 74 derece. Şimdi burada bir eşlik geldi. Niye biliyor musunuz? Şuradan da çektiğimiz zaman zaten o açısı da 32 olduğu için burası da böyle 74 derece ya arkadaşlar. Böylece ne oldu bakın? Şu A, O buraya da ne harfi yok. biz Z harfi diyeyim. A, O, Z üçgeni ile A, B, O üçgenine dikkat ederseniz 74 derecelerin ikisi de arkadaşlar A, O'yu görüyor. Hem açıları aynı hem aynı açının gördüğü kenarlar aynıysa bunlar eş üçgenlerdir. Böylece bu turuncu bölgenin alanı şu an taradığım mavi bölgenin alanına da eşit. Bu arada buradaki MN parçasını da alıp buraya yapıştırdığımızda aslında bizden bir daire diliminin alanını bekliyormuş. Böylece yarıçap 30 olduğu için tüm bölgelerin alanı toplamı aslında mavi bölgenin tamamı. Yarıçap 30, o zaman 900 pi çarpı 32 bölü 360 derece olacak. Sıfırlar gitti. 36'yı 9'a bölersek 4 oldu. Burayı da bölersek 8, 80 pi. Yani cevabımız B şıkkı. Bu ABC'de daha büyük görünüyor ama sonra yarıçapı daha küçük çıkacak. Şekle o yüzden çok takılmayın. Birincinin merkezi x eksi 4'ün karesi artı y eksi 3'ün karesi. 16 gelir, 9 gelir, 25. 4 çıkarmamız lazım. O zaman bakın şöyle olur. 4'ü öbür tarafa atarsak da eşittir 4 olur. Tam kareyi tamamlayarak böylece çemberin yarı çapını ve merkezini bulabiliyoruz. Ondan sonra alttakinde de x eksi 9'un karesi artı y eksi 8'in karesi. Buradan 60, 81, buradan 64, 145 olduğu için 127 elde etmemiz için 18 olması lazım. Attım öbür tarafa. Böyle 18 oldu. Şimdi bunun yarı çapı da 3 kök 2 arkadaşlar. Ve merkezde 9'a 8. Çevrel çember şöyle bir çember ona dikkat edelim. Yarı çap bu yüzden burası 3 kök 2. Sonra diğeri de arkadaşlar içte çember olduğu için o da böyle. Bunun yarı çapı arkadaşlar 2. Dolayısıyla şurası böyle 2 kök 2. Burası da yine kareden dolayı 2 kök 2. Burası da yine çevrel çemberden dolayı 3 kök 2. Şimdi arkadaşlar F ve B köşesi en uzak iki köşeler. Sonuçta bu iki kareyi de içine alması için buradan da geçmesi lazım. Böylece şöyle bir elip solamayacağına göre arkadaşlar bu şekilde bir çember. Aslında bu çember de şöyle bir kareye tamamlarsak bunu arkadaşlar şu karenin çevrel çemberidir. Böylece daha iyi görmüş oluruz. Çünkü F ve B en uzak iki köşe. Bunlardan geçmesi için şu köşelerden de geçmesi lazım. Buna göre şimdi bakalım. Şöyle B noktası, F noktası. Bu çemberin çapı gördüğünüz gibi BF. Şimdi BF çapı toplamda 10 kök 2 olduğu için yarı çap 5 kök 2 olacaktır. Şöyle bir noktada arkadaşlar O3 diyelim bu merkeze. Ve 3 kök 2 olduğundan bakın buraya kök 2 kaldı. Buraya da 2 kök 2, 2, kök 2 kaldı. Birincinin merkezi 4'ü 3'tü. İkincinin merkezi 9'a 8'di. Merkezler arası uzaklık gördüğünüz gibi kök 2. Şurası 2 kök 2. Burası da 2 kök 2. Toplamda 5 kök 2. O zaman şöyle O 3'e kadar olan uzaklık burada 5 kök 2, 3 kök 2 arkadaşlar. O 2'nin de O 3'e uzaklığı 2 kök 2 birim. Peki bu bizim nasıl işimize yarayacak? Ona bakalım. O 1, Şöyle O2 bizden beklediği O3. Burası 3 kök 2. Burası arkadaşlar 2 kök 2. Uzaklık kavramını hatırlarsanız aynı doğru üstünde ne diyorduk? 5 birimde 5 kök 2 birimde absis 5 artmış. O zaman 3 kök 2 de 3 artar. Buranın merkezi 7 olur absisi. Ordinat da yine 5 kök 2 birimde 5 artmış. O zaman 3 kök 2 birimde o da 3 artar. 3 3 daha 6 olur. Bu yüzden çemberin merkezini 7'ye 6 bulmuş olduk. Çemberin merkezi 7'ye 6 olduğuna göre yarıçapı zaten ne demiştik? 5 kök 2. x eksi 7'nin karesi artı y eksi 6'nın karesi eşittir. 5 kök 2'nin karesi arkadaşlar 50. Böylece bu işlemleri yaptığımız zaman a şıkkı gelecek. Sırayla şu işlemleri yapalım. SMD neymiş ona bakalım sm d D doğrusunun m'ye göre simetriğini al demekmiş. arkadaşlar. O zaman d doğrusu hangisi 2x eksi 3y artı 6. Bunu m yani y eşittir x'e göre simetri alırsak, bir doğrunun bir özel doğruya göre simetriğinde x ve y'yi değiştirmeniz lazım. Yani yapacağınız aslında olay ne biliyor musunuz? Bir x y noktası seçiyorsunuz. bunların simetriğini alıp denklemde yerine yazıyoruz. Bu yüzden, 2y eksi 3x artı 6 eşittir 0 olacak. Bir de hemen şunu söyleyeyim. Şurada sizin baskınızda düzeltilmiş olabilir ama bende şu an düzeltilmiş vaziyette değil. Orijin etrafında saatin dönme yönünün tersi olacak arkadaşlar burası. Dönme yönünün tersinde alfa derece döndürülmesiyle olacak. O yüzden şıklarda eğer eksi 28 bulduysanız kendi yaptığınıza göre doğrudur onu söyleyeyim. Ama yok saatin dönme yönünün tersinde diyorsa size ve buna rağmen yapamadıysanız şimdi izleyebilirsiniz. 2 eksi 3 x artı 6 eşittir 0 saatin dönme yönünün tersinde yani pozitif yönde döndüreceğim arkadaşlar. Pozitif yönde döndürünce 270 derece. Şimdi bu x'e 0 verdiğimiz zaman y'yi eksi 3'te kesiyor. Y'ye 0 verdiğimiz zaman x'e 2'de kesiyor. Bir doğruyu döndürmek demek üzerindeki iki noktayı döndürüp yeniden bir doğru denklemi yazmak demektir. Şimdi bu nokta 2'ye 0 noktasını 270 derece döndürürsem arkadaşlar saat yönünün tersinde 90, 180, 270 yani eksi 2'ye geleceğiz. Sonra eksi 3'ü saat yön, saatin ters yönünde 270 derece döndürürsek buradan da ne olacak bakalım. Şöyle 90, 180, 270. Bu da arkadaşlar eksi 3'e geldi. Böylece yeni doğrumuz eksi 3'e eksi 2'den geçen 1 doğru oldu. Tanjant alfa 2 bölü 3 ama sola yatık olduğu için eksi 2 bölü 3x. Artı eksi 2 olacak. Y eksenini eksi 2 de kestiği için payda eşitlersem 3y 3 ya üç artı 2x artı 6 eşittir. 0 oldu arkadaşlar. Bu kenarda dursun şimdi. Gelelim diğerine. Diğeri de arkadaşlar Önce SNL denmiş. SNL dediği için L doğrusunun N'ye göre simetri. L doğrusu MX eksi 3Y artı N. Ve bunu biz X eşittir 2 doğrusuna göre simetri alacağız. X eşittir 2 doğrusuna göre simetri aldığın zaman bir noktanın apsisi orta nokta mantığına göre halledilir. Yani X, Y noktası diyelim. X, Y noktasının şöyle bir 2'ye Y noktasının simetriğini alır gibi. Çünkü ordinat değişmeyecek x eşittir 2 doğrusuna göre simetri alırken bu yüzden yeni nokta 4 eksi x y olur. Bunu da gideceğiz yerine yazacağız. Neden 4 eksi x? Çünkü 4 eksi x ile x'i toplayıp 2'ye böldüğünüzde 2 yapıyor bu yüzden. m çarpı 4 eksi x eksi 3 y artı n eşittir 0. Buradan da 4 m eksi m x eksi 3 y artı n eşittir 0. Hemen şunu söyleyelim. Bir doğrunun Şöyle 180 derece döndürülmesi demek aslında x eşittir y doğrusu ilk pardon orijine göre simetrinin alınması demektir. Orijine göre simetride x y noktası ise eksi x eksi y olmasıdır. Bu yüzden bakın artık x yerine eksi x, x yazıyorum mx oluyor. Y yerine eksi y yazıyorum 3y oluyor. Artı n eşittir 0. M arkadaşlar bir önceki soruda 2. Demek ki m 2 olduğuna göre 8 Artı n eşittir 6 olmalı. Buradan da n eksi 2 çarpımları eksi 4 oldu b şıkkı. Burada arkadaşlar şöyle şu kısım gördüğünüz gibi buraya eşit. Sonra şu kısımda buraya eşit. Üçgen zaten görülüyor bu üçgende direkt bu. Şimdi burada açıya dikkat edelim. Şuraya alfa desek z'den dolayı burası da alfa olacak değil mi? Bakın şimdi. Bu arkadaşlar alfa olacak bu yüzden üsttekine dikkat. Şimdi Aynı şekilde şu açı alfa bakın nereyi görüyor şu iki kenara doğru görüyor değil mi? O zaman Kesinlikle bakın burası da alfa oldu bir açı ortaya geldi. Sonra Şurasına AA A, dersen böyle ortadan ikiye böldüğü için burası A. Şimdi e, ee, şu LD'nin karşısı da arkadaşlar kısa kenar. Burası A olduğu için burası bir kenarın tamamı 2A. O yüzden buraya 2A diyeceğiz. Zaten EBD, bakın üçgenin bir kenarı olduğu için o da düzgün altıgenin bir kenarı olduğu için 2A. O zaman ne oldu bakın burada bir açı ortaya çıktı gördünüz mü? 2A'nın 3A'yı oranı AK'nın KB'yi oranı. Böylece 2M ise burası 3M olur. AK'nın AB'ye oranında 2 bölü 5'ten C şıkkı gelir. Parametrik bir doğru verildiği zaman arkadaşlar yani bir denklem başka bir harfe bağlandığında o harften kurtulmanız lazım. Mesela burada taraf tarafı çıkardığınız zaman X eksi Y eşittir. 9 doğrusunu elde etmiş olursunuz. Böylece A'dan kurtuluruz. İkincisinde Yine n'den kurtulduğunuz zaman standart bir doğru denklemi elde etmeniz lazım. Şimdi y eşittir 3 ne ya? x gördüğüm yere, e pardon n gördüğüm yere x artı 3 yazacağım. Böylece y eşittir 3, x artı 3'ten 3x artı 9 olacak ikinci denklemimiz. Üçüncü denklemde arkadaşlar m'lerden kurtulmak için taraf tarafa topluyorum. x artı y eşittir 9 oldu. Şimdi grafiği çizdiğimiz zaman Birinci grafik arkadaşlar x'e 0 ver y'si 9 eksi 9 y'ye 0 ver x'i 9 şöyle bir grafik. Sonra x'e 0 verdiğimiz zaman y'si 9 y'ye 0 verdiğimiz zaman x'e eksi, eksi 3. Üçüncüye baktığımız zaman 9 ve 9'dan geçiyor. İşte bu bölge bizim bulmak istediğimiz alan. Şu kısım kolay orayı hemen halledelim. Burası arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi 9 eksi 9'dan taban 18. Yükseklik zaten x eşittir 9'dan dolayı 9 bölü 2. Eşittir 81 birim kare. Şimdi gelelim. Şöyle rengi bir değiştireyim. Şu üçgenin alanını bulmaya. Bu üçgen içinde taban arkadaşlar 9 eksi 9'dan yine 18. Benim şu yüksekliğe ihtiyacım var. O da kesim noktasının apsisi. Hangi iki doğrunun? Birisi arkadaşlar y eşittir 3x artı 9 bunların. Diğeri de x eksi y eşittir 9. Bunları ortak çözelim. Şimdi x eksi y eşittir 9 ve y eşittir 3x artı 9 yaptığımızda taraf tarafa topladığımızda x eşittir 3x artı 18 x de buradan eksi 9 oldu. Demek ki buranın yüksekliği 9 birimmiş. Bu da o zaman 9 çarpı 18 bölü 2'den 81 geldi. Toplam alan 162 C şıkkı. Y eşittir eksi 2x doğrusunu çizdiğimiz zaman şöyle bakın sola yatık eğimi eksi 2 olan bir doğru. Yine orijinden geçen y eşittir 2x doğrusu da böyle sağ yatık bir doğru. Şimdi arkadaşlar burada bize demiş ki A ve B noktaların apsisler çarpımı negatif. O zaman A noktası burada bir yerde olursa B noktası burada olur arkadaşlar. Apsisler çarpımı böylece negatif oldu ya da A noktası arkadaşlar böyle 3. bölgede ise B noktası da 4. bölgede olur ki böylece gerçekten apsisler çarpımı negatif olsun. Çünkü birisi eksiyken öbürünün artı olması lazım. Yalnız nasıl olsa uzunluklar aynı arkadaşlar. Bakın burada orijinal uzaklığı bunun 10 birimken bunun 5 birim. Bunun orijinal olan uzaklığı 10 birimken diğerinin de 5 birim. O zaman şurada bakın bir ikizkenar üçgen gibi oldu böyle ağırlık merkezi olmuş oldu bakın burası. Ve 10'a 5, 10'a 5 şeklinde zaten şuraya bir C noktası desek AC, buradaki AC birbirine eşit iki kenar üçgen. O zaman iki A, kenar ortayın kesim noktasından geçen doğru ağırlık merkezidir. Buraya da K'ya, 2K'ya K, K derim. A noktası arkadaşlar Y ye eşittir eksi 2X olduğu için bir nevi tanjant, tanjantı 2. O zaman buraya 2M, 2K demem gerekiyor. Çünkü Burası k ise burası da 2k olur. O zaman k kök 5 eşittir 10 olduğundan k arkadaşlar 2 kök 5 olur. 2 kök 5 olduğu için de 2k 4 kök 5 olur. D şıkkı. AD 2 kök 3 verilmiş. Şimdi eşkenar üçgen olduğunu unutmayalım. C'den bir dik indiriyorum. Böylece x x dersem 60'ın karşısı arkadaşlar x kök 3 olur. Şurası da tabii ki prizma olduğu için bu kenarlar birbirine eşit. Bu yüzden 2x, 2x, 2x olduğuna dikkat edin. Bundan sonra arkadaşlar tanjant ABC aslında biraz bize toplam formülünü de söylüyor. Şimdi şuradaki üçgende karşı kenar kök 3 x komşu kenar 3 x ve buradan oran ne geldi? Kök 3 bölü 3 bu bize neyi anlatıyor? 30 derece tanjant 31 bölü kök Peki bunun bize katkısı ne olacak? Yani müthiş bir katkısı olmayacak. Burada en azından burasını böyle gördüğümüz için arkadaşlar 30 30 120 diyeceğiz. Bizim için şu alfa önemli. Alfa artı 30'un tanjantı neye eşittir? Tan alfaya t dersem t artı 1 bölü kök 3 bölü 1 eksi t çarpı 1 bölü kök 3. Eşit olacak arkadaşlar 5 bölü kök 3 e. Buradan da t kök 3 artı 1 eşittir 5 eksi 5t bölü kök 3. t eşittir kök 3 bölü 2 geldi. Şimdi t dediğimiz tanjant alfaydı. O zaman 2 kök 3 bölü 4x şu üçgende kök 3 bölü 2 oldu. Buradan kök 3ler gitti arkadaşlar. x de gördüğünüz gibi 4 gelmiş oldu. Pardon x 1 gelmiş oldu affedersiniz. x de 4x eşittir 4'ten 1 oldu. O zaman x 1 olduğuna göre artık bu eşkenar üçgenin kenarını bulduk. 2 birim. Taban alanı 2'nin karesi kök 3 bölü 4. Yüksekliğe baktığımız zaman yükseklik zaten arkadaşlar 2 kök 3 olarak verilmiş. Bu şekilde bakın taban çarpı yükseklik. Burada 4'ler gitmiş oldu. 2 kök 3 çarpı kök 3'ten hacim 6 geldi. C şıkkı.